Üçüncü hazırlık maçı. Yeni yok şimdilik. Evet. Bugün bir maçın başında tutuktur Gençler Birliği. Ondan sonra açıldı. İkinci yarının başında takımın neredeyse tamamını değiştirdiniz. Yine bir tutuk başladı ama son 10 dakikalık 15 dakikalık periyotta yine açıldı takım. Kafanızdaki takım şablonu oturdu mu? Evet, şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim özellikle Bolu kampına yeni gelen arkadaşlarımızın bazılarının özellikle Sion antrenman seviyesi düşük olduğu için biz önümüzdeki yani oynadığımız öndeki 4 oyuncumuza hareketli oynamalarını istedik. Ondan dolayı sürekli değişkenli oynatıyoruz maç içerisinde. Öyle olunca da biraz CEO maç bunu pek toparlayamadılar. Ama tabii önümüzde daha zamanımız var. Biz bunları hazırlayacağız. Ben takımdan çalışmasından ve oyundan da memnunum. Ben maça gelirken de şunu söyledik. Ya sonuçta hazırlık maçıdır ama kazanalım dedik. Çünkü nasıl başlarsak öyle gideriz dedik. Yani CEO'nun temposunu yakaladığımız zaman aramıza girecek bir stoperin ve bir orta saha oyuncusunda tempolu bir orta saha oyuncumuz var. Onu da aldığımız zaman daha da iyi olacağız diye düşünüyorum. Çünkü biz önde baskı yapan rakibi çıkarmayan bir oyun şablonumuz var. Onu da inşallah sezon başlamadan oturtacağız ama ben her şeyden memnunum. Yani ismi öğrenmek için sormuyorum. Bir stoper bir evet, orta sahaya bir orta saha. Evet. Sesenin durumu ne? Sanki Sese, bu kadron eksiği Sese gibi. Evet, zaten biz Sese'ne dün konuştuk. Biz Sese'den son derece memnunuz ve onunla da konuşmamızda sen bu takımın liderisin, kaptanısın. Bu camianın, bu takımın sana ihtiyacı var dedik. O da geldiği günde merkayet çok iyi durumda. İyi de çalışıyor. Biz ama turnuvadan geldiği için biz bugün oynatmak istemedik ama Sese bizim takımımızın 10 numarası. Altyapıdan çıkan birçok futbolcu var. Onların performansını nasıl görüyorsunuz hocam? Ya ben memnunum. Gibi. Şöyle yani biz bir senedir ayrı kaldınız. Hacettepe'den futbolcular evet, var. Evet yani geçen sene Hacettepe'de belki şans bulmayan bir İlker'i biz kazandık. İlker'den faydalanmayı düşünüyoruz. Ya biz Arda'dan faydalanmayı düşünüyoruz. Zaten bizim Rami'den faydalanmayı düşünüyoruz. Soner zaten bizim oyuncumuz, ondan faydalanmayı düşünüyoruz. Yani aşağıdan aldığımız oyuncular da yani pilot takımımızdan aldığımız oyuncular, emeğe geçen herkese de teşekkür ederim. Yani biz son derece memnunuz. Tabii onların hepsinin zamana ihtiyacı var. Biz zamanla onların hepsini kazanacağız. Şimdi pazartesi günü bir hazırlık maçı daha var galiba. Evet. Ondan sonra TSD kupası iptal olmuş anladığım kadarıyla. Ankara Gücü'yle bir hazırlık maçı var. Daha doğrusu TSD kupası maçı hazırlık maçı gibi oynanacak. Yıllar sonra Ankara derbisi diyelim. Taraftarla oynanacak en azından bir Ankara Gücü Gençler Birliği maçı. Geçen sene Ankara Gücü'nün teknik direktörü sizdiniz. Bu sene buradasınız. Neredeyse geçen seneki oyuncu kadro grubuyla çıkacak. Evet. 5 eksik olmasına rağmen. Neler hissediyorsunuz hocam? Ya biz de dün öğrendik turnuvanın tek maçı olacağını. Bugün de Hüseyin abi bize orada TSD başkanı. Ya biz orada bir maç oynuyoruz. Zaten başkentin, Ankara'mızın iki tane gururlu camiası Ankara Gücü Gençler Birliği. Yani bizi de son derece mutlu ediyor. Çünkü biz her iki kulüpte de yaklaşık 20 yıl çalıştık. Onlar da bizim kulübümüz. Biz de onların kulübüyüz. Ya dostluk içerisinde bir derbi oynayacağız. Ama sezon öncesi belki son final gibi gözükecek. Herkes kendi oyuncularını görme açısından. Ya biz kendi oyuncularımızı o maçta pek oynatmayı düşünmüyoruz gibi düşünüyorum ben. Tam maç günü ne olur bilemiyorum ama ya sonuçta yaklaşık 6 yıl 7 yıl aradan sonra bir Ankara derbisinin oynaması da bizi son derece mutlu ediyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Takımın atanıyla tutanı iyi olacak derler. Tutanı iyiydi diyelim. Özlediğim formaya ne kavuşuyorsun gibi sanki. Evet. Çok şükür. Gene Mustafa hocamla beraberim. Yani 4-5 yıldır nasip oluyor. Beraber çalışıyoruz. Güzel bir sonuç aldık. İyi oyun. Gerçekten de hani böyle beklemiyordum ama takımı gerçekten de hemen kaynaşmışız. Bu belli oluyor. İyi çalıştık, sıkı çalıştık. İlk etapımız da gayet iyi geçti. İkinci etapta da zaten siz de gördünüz abi. Oyun olarak, şey olarak. İlk 10 dakika biraz sıkıntılıydı ama hemen oturdu şey düzeni, sıkıntı yok. Umarım sezona da yansıtırız bunu. İyi gideriz, Gençler Birliği'ni iyi yere çıkarırız inşallah. Geçen sene Fethiye'de gösterdiğin performansla takım küme düşmesine rağmen adını konuşturmak da kolay bir şey değil. Yani takım küme düşüyor ve kaleci iyiydi deniliyor. Fazla yaşanmaz bu durum. Şimdi Diallo gelecek, hazır değil, nasıl olacak belli değil. Tağınız cezası var. Belki de ilk başlarda direkt kafadan formayı kapacaksın. Ve zorlu bir fikstürle başlıyor gençler açıkçası. Vallahi abi ben her zaman hazırım. Hocam da bana güveniyor. Kendisi de dile getirdi zaten. Bana fırsat verirse eğer ben elimden geleni takımım adına, kendim adına yapacağımdır. Güvenimi boşa çıkartmayacağıma adım gibi eminim. Sıkıntı yok benim için. Gençler bir taraftarları da sizin zaten artık forma giymenizi, o kaleyi korumanızı, altyapıdan çıkan çocuklarla başarıya gidilmesini istiyor. Ondan aslında omzunuzda büyük de büyük var. Tabii gençlerimize güvenen bir hocamız var çok şükür. Sıkıntı yok. O yüzden çok rahatız.
Fırsat gelirse eğer, hocamız bize fırsat vereceğini düşünüyorum zaten. Biz utandırmayacağız. Kimseyi utandırmayacağız. Ne taraftarımızı ne camiamızı utandıracağız. Bundan emin olabilirler. Yolun açık olsun. Allah razı olsun. Abdullah Şahindere ile beraberiz. İlk röportajını yapıyoruz. 2004 doğmuşsun. Gençler Birliği'nin şu anda en genç futbolcususun. Ve bugün sahadaydın. İkinci yarı forma şansı da yakaladın. Neler hissediyorsun? Bir duygularını almak istedim. Ya çok iyi hissediyorum. Mustafa hocam çok teşekkür ederim. Bana çok büyük bir şans verdi. Bu ilk değil, önceki kampta da vermişti. Yani çok memnun benden. Ben de çok memnunum. Abilerim bana özellikle yardımcı oluyorlar bu konuda. Her konuda teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Şimdi şöyle bir durum oluyor. A takıma hazırlık döneminde çıkıyor futbolcular. Biraz kendilerini A takım futbolcusu gibi hissediyorlar. Sonra o dönem yetişmiyor. Bir Hacettepe'ye geri dönmeleri gerekiyor. Doğru. Psikolojikman sizi etkiliyor mu? Nasıl etkiliyor? Yani şu anda sen mesela kendini hazırlıyor musun böyle bir durumda? Ya ben bu durumda kendimi çok iyi hazırlıyorum. Yani çok sağ olsunlar. Ya çok yardımcı oluyorlar abiler özellikle. Yani hiç bende öyle bir geri şeyi yok. Yani ben hep hedefim burayı yüksek. En iyi şekilde çalışıp burada kalmayı düşünüyorum. Öyle devam etmek istiyorum. Bu sene kalacağım diyorsun. Bu sene kalacağım. İnşallah oynadığın futbolla da zaten kalır imajını da verdin açıkçası. Eyvallah, teşekkürler. İnşallah daha da güzel olacak. İnşallah. Yolun açık olsun diyor. Çok teşekkürler, sağ olun.